Öncelikle YGS ve LYS sınav sisteminin kaldırılmasıyla birlikte yerini TYT ve AYT sınav sistemi aldı. Bu sınav sisteminin işte içeriğine baktığımızda TYT demek temel yeterlilik sınavı demektir. AYT demek alan yeterlilik sınavı demektir. Bu iki sınav sistemine baktığımızda bunların ortak adına şunu söylüyoruz. YKS yani yüksek öğretime geçiş sınavı söylüyoruz. İçeriğine baktığımızda eskisi mi daha iyi, yenisi mi daha iyi sorusu akla gelebilir. Öğrencilerin felsefesine, öğrencilerin mantalitesine baktığımızda öğrenciler için olumlu olan bu sınav sistemidir. Niye diye düşünürsek, bu sınav sisteminde soru sayısı az olduğu için öğrencilerin zaman kaybı olmayacak, zaman kaygısı olmayacak. Bu yüzden öğrenciler herhangi bir endişe taşımadan zamanını güzel bir şekilde kullanacak, stres yaşamayacak, bir kaygı, bir heyecan yaşamayacaklardır. Bu anlamda bu sınav sistemi daha iyidir. Hayatımızın her aşamasında sınavlar mevcuttur. Sınavların ismi ne olursa olsun hayatımızın her aşamasında çeşitli sınavlarla karşılaşıyoruz. Öğrencilerin penceresinden baktığımızda öğrenciler hayatın her aşamasında kendi işlerini yapmaları gerekiyor. Bu da uzun soluklu bir süreçtir. Bu süreç içerisinde çeşitli denemeler yaparak, denemelere girerek mutlaka tecrübe sahibi olmuşlardır. Bu anlamda öğrencilerin danışmanlık yapması, sınavların analizi, ailelerin koordinasyonu, birlikte çalışma şekli onlara katkı sağlamıştır, katkı sağlayacaktır. Tabii ki bizim görüşümüz şudur, öğrenciler sınava girerken ya da sınava girmeden önce, sınav esnasında, sonra, sınav sonrasında yapması gereken, yapılması gereken şeyleri biz söylüyoruz ve onları bu anlamda telkin ediyoruz. Öğrenciler sınava girmeden önce sportif faaliyetlerden kaçınmaları gerekiyor. Her zamanki gibi hafif yemekler yiyip, hafif kahvaltılar yapıp sınavına gitmeleri gerekiyor. Öğrenciler sınava gitmeden önce kendi yerlerini bir gün öncesinden gidip görmeleri gerekiyor. Gerekiyorsa orada bir deneme çözmeleri onlar için faydalı olacaktır. Hatta büyük şehirlerde en az 2 saat öncesinden gidip yerlerini görmelerinde, hazır olmalarında fayda vardır. Çünkü trafiğin yoğunluğunu düşünürsek, son 15 dakikadan sonra sınava alınmama kriterini göz önünde bulundurursak, böyle bir adım atmaları onlar için faydalı olacaktır. Tabii ki sınav değişikleriyle birlikte geçiş aşamalarında her aşamada mutlaka bir sancı vardır, sancılar olacaktır. Bizler yıllardır bu işte uğraştığımız için, bu konuya vakıf olduğumuz için, bu işin mutfağında olduğumuz için öğrencilerin mutlaka kaygıları, heyecanları olacaktır. Bu zamanlı, zamansız kaygılar olarak nitelendirebiliriz. Toplum içerisinde konuşulan şeyler, bazen abartılan unsurlar öğrencileri olumsuz etkileyebilir. Bu sınavın olumsuz tarafına baktığımızda soru sayısı az olmasına rağmen konular eski sınavla aynı. Yani içerikler aynı, konu aynı fakat soru sayısı az. Keşke de soru sayısı konulara göre olsaydı, soru dağılımı bu şekilde olsaydı öğrenciler hem daha az çalışacaklardı, daha az konuya çalışacaklardı, daha fazla soru çözeceklerdi, daha fazla tecrübe sahibi olacaklardı. İnşallah önümüzdeki yıllarda yetkili kişiler, eğitim camiası, STK'lar bu konuda görüşlerini beyan ederek bu konuya da bir sınırlama getirecekler inşallah. Yani hayatın her aşamasında siyasette, ekonomide, eğitimde mutlaka değişimler oluyor. Her birey kendini bu anlamda hazırlamalı, yetiştirmeli, her sürece kendini ayarlamalı. Yani sınavlar ne kadar değişirse değişsin, sonunda sonuç olarak konular çok fazla değişmiyor. Sorular aynıdır aşağı yukarı. Aynı problemler, aynı soru tiplemesi, sadece A yerine B olabilir, X yerine Y olabilir, Z olabilir. Havuzlar farklı olabilir, çeşmeler farklı olabilir. Ama sonuçta aynı tip sorular.
burada öğrencinin iradeli olması, güçlü olması, kendine inanması, inanarak sınava girmesi onun için artı bir puandır. Yani kişi ne kadar rahat olursa o kadar onun için başarı demektir. Yani burada unutmamamız gereken en önemli şey, öğrenci sınava giderken mutlaka ve mutlaka altını çiziyorum, sınav giriş belgesini, kimliğini yanında götürmesi lazım. Tabii ki bazı kriterler var. Onları öğrencilere anlatmışız. Kamu tarafından da bilgilendirilmiş. Cep telefonudur, kolye, saat vesaire araç ve gereçleri götürmemeleri gerekiyor. Götürdükleri takdirde mağdur olabilirler. Bir de sürekli konuşulan şeylerden bir tanesi de fiziksel ihtiyaçlardır. Mesela kişi, öğrenci eğer her gün basit, hafif yemekler yiyorsa o gün de hafif yemek yemesi gerekiyor. Sabah kahvaltısını hafif yapması gerekiyor. Ağır yemekler yediği takdirde iklime de baktığımızda, iklim Temmuz ayı ya da Haziran'ın sonunu dikkate aldığımızda öğrenciyi ya da öğrencileri olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden öğrencinin fiziksel, psikolojik, zihinsel olarak buna hazırlanması şarttır. Fiziksel şartlar, fiziksel özellikler öğrencinin psikolojisini etkileyebilir. Bir mide hastalığı ya da bir böbrek hastalığı ya da yemeğin, yağlı yemeğin vereceği sıkıntılar öğrenciyi olumsuz etkileyebilir. Sade giyinmesi lazım. Aşırı parfüm vesaire şeylerden sakınması lazım. Çünkü bir kişi için parfüm ve benzeri şeyler olumsuz olmayabilir. Ama sınavda belki bir kardeşimizin astım hastalığı olabilir ve buna benzer hastalıklar o kişiyi olumsuz etkileyebilir. Ve biz de onun hakkına girerek biz haksızlık yapmış oluruz. Yani öğrencilerin bütününü düşünerek, bütün hastalıkları, bütün unsurları düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Çok fazla böyle abartılı giyinmemek lazım. Öğrenciler bu anlamda etkilenebilir. Her zamanki gibi sade, dediğim gibi hafif yemekler ve normal bir sınavmış gibi, normal bir denemeye giriyormuşçasına gidip sınavımıza girmemiz gerekiyor. Biz sınava girerken sınav öncesinde kalabalıklar vesaire konuşmalar sınav öncesinde bizi etkileyebilir. Biz bu tür olumsuz konuşmalardan uzak durmalıyız. Sınava girerken de gözetmen, öğretmenimiz, yetkili, sorumlu kişi mutlaka bize gereken açıklamaları yapacaktır. Nasıl kodlamamız gerekiyor, neleri kodlamamız gerekiyor bu anlamda bir izah olacaktır. Tabii ki bu izah yapılırken hafif bir heyecan, hafif bir kaygı olabilir. Bu kaygı normaldir. Zamanla o geçecektir. Yani kitapçıklar açıldıktan sonra, biz soruları çözmeye başladıktan sonra o kaygı bizi terk edecektir. Herkes kendi mahşerini yaşadığı için artık yanındakini belki hissetmeyecek. Burada karşımızda şöyle bir sorun çıkabilir. Belki biz bazı sorularda zorlanabiliriz. Sorular, paragraflar uzun gelebilir. Matematik soruları belki de çok uzun gelebilir. Mantık soruları olabilir bunun içerisinde. Bunları bütünleştirirken zamanımızı alabilir. Biz bu anlamda zorlanacağımız sorularla inatlaşmayacağız. Basit, önce birkaç basit soru çözdükten sonra hızımızı alacağız, yolumuza devam edeceğiz. Eğer bir soruya takılıp kalıyor isek o soru üzerinde çok fazla inatlaşmayacağız. Oraya bir işaret bırakıp tekrar dönüp sorumuzu çözebiliriz. Yani birçok öğrenci deneme sınavlarında bunu yapıyor ve bu konuda telkin ediyoruz. Başarılı da oluyorlar ve bu konuda da kendi akranlarına bu anlamda tavsiyeleri olabiliyor. Burada başka bir önemli unsur ailelerdir. Ailelerden ricam, aileler çocuklarını sınava götürürlerken orada stres yapabiliyorlar. İşte sen stres yapma, hayatın bir parçasıdır, tümü değildir. Ne yaparsan da kabulümüzdür diyerek
çocukları, öğrencileri daha fazla strese sokuyorlar. Yani bizim temelimiz şudur, öğrencilerle okula ya da sınav yerlerine gitmemelerini rica ediyoruz. Öğrenciler kendi gelişimlerini sağlamışlardır zaten. Yıl içerisinde bu konularda seminerler, bu konularda telkinler yapılmıştır. Öğrenci kendi rızasıyla, kendi iradesiyle girip sınavına girsin ve elinden geleni yapsın. Takdir Yaradan'ındır. Çünkü sonuç bizim elimizde değildir. Yani bize düşen yıl içerisinde çalışmaktı. Çalıştık, alın teri döktük, emek sarf ettik. Orada da elimizden geleni yapacağız. Sonucu Yaradan'a bırakacağız. Eğer aileler bu anlamda gidip öğrencileri sürekli meşgul ederlerse öğrenci Yaradan'la olan bağını koparabilir. Ama öğrenci kendi başına kaldığı zaman onun kendi sınavını düşünerek bu sınavın geçici bir sınav olduğunu, bu sınavın olabileceğini, bununla birlikte birçok sınavın olabileceğini, sadece maddi sınavların olmayacağını, olamayacağını, bizi bekleyen belki yüzlerce sınav olacağını, bunun bir de manevi bir sınavını belki hatırlayacak, belki de kendine çeki düzen verecektir. Yani burada öne çıkan bir konu da ahlaki boyuttur. Yani sınavın da bir etiği, bir ahlakı olmalıdır. Sadece maddi taraftan bakmamamız gerekiyor. Öğrenci sınavdayken aklından belki binlerce şeyler geçebilir, düşünceler geçebilir. Hani biz sadece bir bu sınav içerisinde sadece bir ferdiz, bir bireyiz. Yani çoğu zaman ancak biz bir yerlere kadar gelebiliriz, bir yerlere kadar kalem oynatabiliriz, bir yerlere kadar çalışabiliriz, bir yerlere kadar sonuçlar etkileyebiliriz. Ama genel profile baktığımızda, genel anlamda düşündüğümüzde, bütüncül bir açıyla baktığımızda bu sınavların üstünde de bir gücün olduğunu ve bizi sınava tabi tuttuğunu, buradan çıkarımlar yaparak, inanarak, düşünerek, daha rahat ederek daha güzel başarılara imza atabiliriz. Öğrenci kardeşlerime şunu tavsiye ediyorum. Binlerce öğrenci yetiştirdik. Doktoru oldu, hakimi, savcısı oldu. Yani tabii ki okuyamayıp da bitiremeyen öğrenciler de oldu. Tıp 6. sınıfta bitiremeyenler, ahirete göç edenler, birinci olup da üniversiteye giremeden suda boğulanlar oldu. Yani her şeyin hayırlısı diyoruz. Bu dediğim gibi bu hayatımızın ne başlangıcıdır ne de bir sonudur. Sadece hayatımızı etkileyen bir kriterdir, bir parçadır. Biz bu süreci iyi değerlendirmekle mükellefiz. Elimizden geleni yapacağız ve sınavımızı çözüp bitirdikten sonra dışarı çıkmış olacağız. Dışarı çıktıktan sonra da yine de olumsuz konuşan insanları dinlemeyeceğiz. Sınav sonuçları açıklanmayana kadar kesinlikle moralimizi bozmayacağız. Bu sınavın açıklanmasına kadar mutlaka farklı yorumlamalar olacaktır. Kimisi çok iyi yapmamasına rağmen ben çok iyi yaptım diyerek de arkadaşının psikolojisini bozabilir. Tavsiyem şudur, hiç kimseyi dinlemeden sonuçlarımızı bekleyeceğiz. Sonuçlarımız açıklandıktan sonra bizler buradayız. Yıllardır, 15-16 yıldır bu işi yapıyoruz. Ve biz tercihler noktasında öğrencilere, bütün kardeşlerimize, ailelere yardımcı olacağız. Bu anlamda eğitimi destekleyen valimize, Milli Eğitim Müdürümüze, bütün eğitim camiasına, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, siz basın yayın kuruluşlarına hepsine teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun diyorum.